Gümüşten yargılanıyorsa, Metin Akpınar, Gence Arkal mahkeme kapılarındaysa ben sizden utanç duyuyorum. Utanç duyuyorum sizden. Gelin içinizden bazı kahramanlar çıksın. Bu zor dönemlerde yasaya göre, vicdanına göre, 85 milyona göre karar versin. Cumhuriyeti korusun, demokrasiyi korusun, paramızı korusun. Hiçbir iktidar yargıçları bir yere getiremez. Son bir şey daha söyleyerek sözlerimi bitireceğim. Evet, kararı veren savcı, hakim Osmaniye'de 6 gün görev yaptıktan sonra geldi. Ne kadar acı değil mi? Yargıçlık makamı ve görev yeri bir hülle olarak kullanılıyor. Peki, Yargıtay'a atanan İrfan Fidan kaç gün orada kaldı? Bir gün orada kaldı. Nereye gitti? Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Efendim bakın, Yargıtay gibi bir kurum yüksek mahkeme hülle yeri olarak kullanıldı. Şimdi Soylu'nun yardımcısı muhterem İnce Sayıştay üyesi oldu. Çok fazla kalmayacak. O da Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Daha acısını söyleyeyim. Süleyman Soylu gibi birisinin yardımcısı Anayasa Mahkemesi Başkanı olacak. İşte biz bu haldeyiz. Bundan daha büyük bir utanç yok. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki mahkemenin görev yerleri, hakim ve savcıların sıfatları bir hülle aracı olarak kullanılıyor. O yüzden korkmayacağız. Cesaretle mücadele edeceğiz. Benim tazminat açsınlar, neyim varsa alabilirler. İşte bedel ödemedi mi? Bedel ödemiyorlar mı? Herkesten çok hukuku biliyorlar. Niye? Yargılanıyorlar çünkü. Yargılanıyorlar. Ama bu ülkede Cem Yılmaz'ı eleştiren Devlet Bahçeli var değil mi? Bugün kim ziyaret etti onu? Alaaddin Çakıcı. Kol kola poz verdi. İşte benim ülkem bu durumda. Ben onları 85 milyona havale ediyorum. Çok. Çok teşekkürler Ali Mahir Başarı. Tabii buyurun. Şimdi bu konuşulan bazı bürokratlara bakınca benim aklıma bir şey geldi. 2000-2013 yılları arasında tüm KPSS, ÖSS, ALES, askeri liseler, polis sınavlarının soruları çalınmıştı. Evet. Demek ki yani kimseyi suçlamıyorum ama o eğitimleri farklı biçimlerde alanlarda... Ama hala çalınıyor. Hala çalınıyor. Yani sonuncuyu söylemiyorum bile.